Geçelim şeye. Instagram'da artık yeni bir Cagney'i bile geride bırakan, hatta yeni bir Cagney de demeyeyim, Cagney'i bile geride bırakan kardeşimiz Lemina'ya artık transferi çok zor gibi duruyor ama Lemina'nın kalmasını ister misin sen? Yani şöyle, Lemina'da şöyle bir problem var aslında. Hani Mario Lemina, evet, oyuncu kalitesi olarak kaliteli bir oyuncu. Asla yadsınamaz bir gerçek. Yani CV'si zaten bundan öte bir. Yani. Ama orada şöyle bir durum var. Geçen sene de bunu konuşmuştuk, hatırlayacaksın belki. Hani Lemina'nın Juventus'tan ayrılma sebebi, yani Allegri'nin gönderme sebebi en azından, sağlıklı olmaması. Yani Allegri Lemina hakkında bir röportajı var. Hep söylüyorum. Geçen senelerde de söylemiştim bunu. Hani takım için önemli bir oyuncu, rotasyonumuz için önemli ancak sağlıklı kalamıyor gibi bir laf etti. Bu bağlamda hani Lemina maalesef böyle bir özelliğimiz var, böyle bir problemimiz var. Uygun şartlarda kalmasını ister miyim? İsterim. Ama hani çıkan haberlere baktığımızda da kulübü kiralamaya değil, satmaya daha meyilliymiş. Ben Lemina yerine Jefferson Lerma'yı tercih ederim. İşin doğrusunu söylemek gerekirse, ki orada bir ilgi var. Hani Şükrühane'den, hatta İngiltere'de hani çıkan haberler olduğu için net söyleyeyim. Orada ya bir seri Babel takası göreceğiz. Hani şahsi beklentimi söylüyorum, bu tamamen İtopya. Ya Babel'i bedelsiz verip seriyi bedelsiz kiralayacağız karşılığında, ya Jefferson Lerma'yı kiralayacağız orada. Lerma çünkü Championship'te oynamak istemiyor. Bir nevi geçen seneki serinin mevzusu. Yani bize yedirirler mi? En önemli soru o. Bize yedirirler mi? Lerma gelirse mesela ligin standartlarının çok üstünde bir oyuncu. Hani Lemina mı Lerma mı? Benim tercihim Lerma'dan yana oldu. Bu arada o hani sosyal medya üzerindenki eleştirine de kesinlikle katılıyorum. Ve ben futbolcularda da şunu anlamıyorum. Yılda 2 milyon, 3 milyon euro kazanıyorsunuz. Yani liseli ergen tribi atıyorlar Instagram'da, orada burada. O da çok komik. Yani kardeş, babanın ayrını oynamıyorsun o kulüpte yani. Belki de Avrupa'da alamayacağın bir parayı alıyorsun. Net alıyorsun. En önemlisi. Ben sadece şey söyleyeyim. Benim futbolcularda anlamadığım, hani bir iletişim danışmanıyla çalışmamalarını çok anlayamıyorum. Yani elbette ki yani Sivasspor'da, yani bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum ama hani Sivasspor'da oynayan, atıyorum, Erdoğan Yeşil yok bir iletişim danışmanıyla şimdi çalışmayabilir ama işte Türkiye'de Galatasaray forması giyen ya da işte İngiltere'de Southampton'da oynayan Lemina da bir iletişim danışmanıyla çalışsın yani. O sosyal medyayı bu kadar da kötü yönetmesin yani. Bir gün ya, Beşiktaş'a hani göz kırpıp ertesi gün işte bugün günlerden Galatasaray paylaşımı çok olmuyor yani. İşte dediğim gibi oradaki sözler paylaşıyor. Yani benim böyle 5-6 sene önceki halimi aklıma getiriyor. Oradaki amaç da şey, hani sosyal medyada taraftar gazıyla, biz maalesef o konuda çok mimli bir kulübüz. Hani böyle birileri böyle kendi kendine Twitter'da, Instagram'da bir örgütleniyor. Hurra! İşte Instagram paylaşımlarının altına bir yoğun bir taciz. Ya kulübün paylaşımına taciz. Oyuncu salak değil. Yani kimse kusura bakmasın. Oyuncu bunu çok güzel görüyor. Ve 1 milyonluk kontrat bir anda 1 milyon 250 bin oluyor. 1 milyon 300 bin oluyor. Bak diyor, beni istiyorlar diyor. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Bunu demen iyi oldu. Şey aklıma geldi. Jakub Moder'le Kamil Zov, Joviaka galiba Beşiktaş'ın da, bizden önce Beşiktaş'ın da ilgisi olmuş sanırım. Ya da onlar bizi biraz tiye alıyorlar. Çünkü ben ikisinin hesabına baktığımda galiba Jakub Moder Kamil'e şey diye yorum atmıştı Instagram'da. Come to Beşiktaş diye. Hani çocukların o kadar Instagram hesaplarını artık hani taciz etme noktasına getiriliyoruz ki birbirleriyle tiye alıyorlar. Tabii yani o yüzden... O biraz şeyi de söyleyeyim bu arada. O sanırım Türk basının da biraz gözünden kaçtı, yoksa kesin haberi çıkardı onun da. Bu arada yani basına da güzel bir malzeme verdin. Ellerine sağlık. Yarın manşette görürsün o haberi. Yani bu tabii ki saçma sapan bir durum. Ama hani ben yangın tarafında değilim. Hani kulübe yakın kaynaklarda da işte bizim de duyduğumuz ya da yabancı basınlarda, basında okuduğumuz en azından bu hafta senin de dört gözle beklediğin bir orta saha transferi gerçekleştirilerek. Yani Ki bizim zaten iki oyuncuya ihtiyacımız var, fazlasına değil. Ben çok net söylüyorum. Benim beklentim çok net bir şekilde, bence 3 tane alacağız. Yani o iki işinin iyi olması mühim de, ya bence bir tanesi bu üçlüden eline ne olacak? Ben buna çok eminim açıkçası. Yani bu hani bir duyum falan değil bu arada. Hiçbir duyum değil yani. Yani yanlış anlaşılmasın. Tamamen şey. Arsenal'in belası. Sen bir ara şeyde dolaşıyordun. Elleri Mehmet Ekici diye dolaşıyordun. Abi Galatasaray yönetimi ona doğru götürüyor bizi. Yani o forvetsiz geçen dönemde son günler yaşananlar hatırlanınca işte Selez Nova gidildi, Wagner Lova gidildi. Oradan dönüldü. Başakşehir'e Ademoy Ersenize denildi. Cornelius'a imza attırılacaktı. Yani o gerçekten olmuş bir işti aslında da. Orada evet, orada maddiyattan biraz gitti. Başka bekleyeceğin yoksa bitirelim abi. Bence yeterli. Dediğim gibi yani scouting açısından bence önemli işler yapıyoruz. İyi isimlere gidiyoruz. Bunun ekmeğini de umarım yeriz. Artık o özlenen moda geçelim. Yani biz alalım 500 bine, 1 milyona. Yani 10 milyona biz satalım. Yani hani bu bir duyumdur. Fatih Hoca'nın da zaten hani istediği transferlerin hani daha çok bu tarz olduğunda duyuyoruz. Sen yani de duyumculuk falan yapmaya başladın. Ya estağfurullah. Sadece şey için söylemek istedim. Hani James Rodríguez, Ivan Rakitić isimleri geçiyor. İnsanlar böyle bir ya bizim de bir hayalimiz var, ergenliğe gidiyorlar ya da işte hoca yine mi Rakitić, 33 yaşındaki Rakitić falan moduna giriyorlar. Hani ikisine de ben ilginin olduğunu düşünmüyorum diyeyim. Ondan zaten Rakitić'i hiç açmadım bile yani burada. James Rodríguez'deki. Ya ben o konuda hani bir şey söyleyeceğim. Yayını izleyen arkadaşlar kusura bakmasınlar. Hani tabiri caizse götümüzde donumuz yok. James Rodríguez'de İvan Rakitić almaya gidiyoruz yani. O bağlamda ben çok gerçekçi bulmuyorum. İsmail Kolibali'yi alalım. Hani alabiliyorsak Moder'i alalım. Gerisine tamam ben yani. Benim için tamamdır. O yüzden daha yani fazlasına gerek yok. Çok basit bir şey söyleyeyim hani. Bir haftadır yönetim maaş bütçesini 40 milyon eurolara indirmeyi düşünüyoruz diyor. Yani Rakitić, James Rodríguez kovalayan bir takım 40 milyon euroya indiremez o maaş bütçesini yani. Çok net. Ya, diyerek bitireyim yavaştan. Kesinlikle kesinlikle yani fazla uzatmayacağım. Falcao'ya gidiyorsun, bana indirim yap diyorsun 5 milyondan. Tamam diyor adam, indiriyor, gidiyorsun orada Ahmet'i mi almaya çalışıyorsun yani. Hani o yüzden çok gerçekçi değil. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani dileriz beğendiğiniz bir yayın olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.